Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaşan'la Cuma sohbetleri başladı. Yayınımıza hoş geldiniz. Muhterem hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Cumanız mübarek olsun hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Nasılsınız? Efendim. Yolculuğunuz nasıl geçti? Rabbimize şükür, hamdolsun. Allah devletimize zeval vermesin efendim. Amin. Ne güzel, yani İstanbul'un bir semtinden geliyor gibi. Saatinde uçak kalkıyor, geliyoruz, yetişiyoruz elhamdülillah. Ne güzel ya, ne güzel onlar. Peki, sevgili izleyenler, katkılarınızı bekliyoruz. Bereketli bir yayın olsun inşallah, istifadesiz ziyade olsun. Bize ulaşabilirsiniz, telefonlarla hocamıza dini ve sosyal hayata dair sorularınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. Buradan hem tebrikleşelim, Cuma bugün. Bizim haftalık bayramımız, hem de selamlaşalım inşallah. Telefonumuz var, öyle tahmin ediyorum. Hatırlatmalarımızı telefondan sonra yapalım. Ama önce izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hocam, buyurun. Saygılar. Benim bir sorum olacaktı hocam. Elbette, buyurun. Hocam, bundan 30 yıl önce abim İstanbul Sarıyer'de askerlik yapıyor. Evet. Orada gayrimeşru bir kadınla bir ilişki yaşıyor ve oradan gayrimeşru bir çocuk oluyor. Tabii bunu istemiyorlar. Evet. Benim annem babam da istemiyor, abim de istemiyor çocuğu. Yani bu süreç böyle biraz uzadı gitti. Yani biz o zamanlar çocuktuk yani böyle. 30 yıl önceden bahsediyorsunuz, doğru anladım. 30 yıl önce, evet. Tamam, bir çocuğu oluyor fakat istemiyorlar çocuğu. İstemiyor. Öyle mi anne baba? Evet. Annem de babam da istemiyor, abim de istemiyor. Bu kadın çocuğu doğuruyor, o da istemiyor. Yani o da onun için mücadele vermiyor. Evet. O da paranın peşinde. Yani bunu nereden onlara, yani siz bu çocuğu almıyorsunuz ama bana para verin mesela. Yani neyse, bu zaman bitiyor. Çocuk büyüyor. Bunu kadın bizden para alıyor ki, tamam biz size bunu daha sunmayacağız, mahkemeye sunmayacağım, oraya sunmayacağım. Bizden para alıp imza veriyor. Evet. Ama gidiyor çocuğu başka bir kişiye daha da evlatlık veriyor. Oradan da para alıyor. Yani. Allah Allah. Evet yani hocam çok yani sonra? Şey. Sonra? Sonra bu çocuk, o büyüten anne ölüyor. Çocuk 30 yaşına geliyor. O zamana kadar çocuk hiç haberi yok annesinin evlatlık olduğunu, ona hiç ne anlaştırıyor, ne bizre, ne çevresinden, ne yakınından, akrabasından, hiçbir şekilde çocuk duymuyor. Özür dilerim, bu evlatlık anne baba mı ölüyor? Anne baba, evlatlık alan. Evlatlık alan bu çocuğu kendileri gibi büyüttüler. Hiç ne sen evlatlıksın, ne başka bir birinden aldık seni. Söylememişler, hiç, saklamışlar, hiç, gizlemişler. Hiç. Neyse kadın ölüyor, evet. Baba da ölüyor, kadın evet. da ölüyor. Neyse bu çocuk yalnız kalıyor. Bir gün bu çocuk otururken bir telefon geliyor ona. Aradan bir sene geçiyor ama. Evet. Diyorlar ona ki, sen bu kadının çocuğu değilsin. Seni evlat ama benim takım diyor. Evet hocam, yani Allah çok Allah. Çok. 30 yıl sonra bir telefonla evet. öğreniyor. Evet hocam, evet. 30 yıl sonra diyor ona, o kadın da onun yalnız hallerine üzülüyor. Yani sen bu hallere, kimsesi kalmadı. Sadece zaten tek çocuk, anne baba söylüyor. Özür dilerim, bu telefonu açan kim peki? Sen evlatlık ben halayım, diye. Ben halasıyım. Yok yok, o telefonu açan, hani söyleyen. Ha, sonra da tamam hocam. O kim? Bu telefonu da açan da numarasını gizliyor ama annesinin bir yakınıymış, büyüten annenin ama. Büyüten annenin, ölen annenin. Ama bunu özel numaradan gizli arıyor. Çünkü diyor ben senin diyor bu hallerine üzülüyorum diyor. Evet. Sen git aileni bul diyor. Evet. Ben diyorsa neyse, bu çocuğun kafası bulanıyor. Tabii aynı numarayı geri arıyor. Sen kimsin diyor ona, sen ne diyorsun diyor ona. O benim annem babam da baştan kabullenemiyor ama kadın diyor ona ki tek bildiğim bir şey var diyor. Senin baban Trabzonlu diyor ona, Sarıyer'de askerlik yaptı diyor. Çocuk buradan yola çıkıyor hocam. Evet. Konu buradan başlıyor. Neyse bu bizi gelip buluyor. Çok da zorlanmadan buluyor. Önce anneyi buluyor. Zaten anne aynı yerde, İstanbul Sarıyer. Aynı yerden anneyi buluyor. Evet diyor.
seni diyor verdim diyor, seni karşı taraf istemedi diyor, ben mecbur kaldım diyor. Ama para aldım da seni sunmadım, mahkemeye vermedim, tenayidesini istemedim, onları hiç söylemeyeyim çocuğa. Sadece ben mecbur kaldım diyor. Seni annesi, diyor, evlat, öz annesi, hani, öz annesi. Evet, Allah onu Allah. Buldu ya şimdi. Evet, evet. Ha şimdi çocuğa yalan konuşuyor orada. Evet. Çocuktan alıyor adresi, gidiyor askerlik yaptığı yerden, oradan buradan abimin adresini buluyor çocuk. Evet. Geliyor tabii şeysinden öğreniyor, telefondan, oradan, Instagram'dan, buradan çocuk abine ulaşıyor. Yok diyor ona, ben diyor senin gibi bir çocuğum yoktu diyor. Yani biz de irtibata giriyoruz tabii, duyuluyor, yayılıyor. Arıyor. Evet vardın diyoruz ona. Biz çocuktuk diyoruz. Sen vardın diyor, haberimiz vardı diyoruz. Yalan konuşuyor. Sen gel diyoruz, biz sahip çıkıyoruz. 5 tane halayız. Abimin de 4 çocuğu var hocam. O kadar enteresan ki. 4 çocuğu var. Bir tane ilk çocuğu erkek, doğduğu gün ölüyor abimin. İlk tabii başka evlilik yapıyor bu arada. Peki siz şimdi ne soruyorsunuz hocama? Hocama ne soruyorsunuz? Hocam şimdi bu çocuk geldi, bunu hala kabul etmiyor. Hala sen bu çocuğu almıyor, bu çocuğu kabul etmiyor. Diyor ki bunun diyor suçu diyor annemle babamdı diyor. Ben diyor seni diyor onlar isteseydi ben müdahale edemezdim diye. Evi terk etti, gitti, çocuğu istemiyor. Gittik biz şu an mahkemedeyiz, denay testleri verdi. Onun çıktı, denay testine itiraz ediyor. Denay testini daha yüksek makamlara gönderiyor. Ama 4 tane kızını yanına aldı, düğününü yapıyor, bakıyor. Bu çocuk bizim kapılarımızda sürünüyor hocam. Ne iş yapıyor bu şimdi 30 yaşındaki bahsettiğiniz kişi? Çalışıyor mu? Orada İstanbul'da da şu an onun bir cezaları vardı orada, bazı şeylere karıştı. Bu çocuk şu anda da cezaevine girdi. Cezaevine ama, girdi. Sahipsiz olunca hocam. Ama biz ona bütün imkanlarımız, hani biz telafi etmenin peşindeyiz. Annem babam nevalda kalmasın. Biz yani biz telafi ediyoruz. Sahip çıkıyoruz. Para yatırıyoruz. Peki öz annesi, öz annesi ilgileniyor mu? Öz annesi tamam, seni onlar istemedi dedi. Seni onlar almadı dedi. Ben de dedi evlilik yaptım, eşim istemedi seni dedi. O bitirdi iş, o da çekildi. Tamam bitti. O da ilgilenmiyor. Bu çocuğu ikisi de gözden çıkarmış. Baba şimdi da kabul etmiyor. Şimdi bizde abimle aramız açık. Niye diyor buna sahip çıkıyorsunuz diyor. Gitsin diyor, bırakın diyor. Ben bu saatten sonra ona ne yapabilirim diyor. Yani siz niye diyor buna sahip çıkıyorsunuz? Şu an bizim de abimle aramız açık. Biz de konuşmuyoruz. Yeğeniniz yüzünden. Niye siz ona sahip çıktınız diyor. Hocam bu çocuk ne olacak? Bunun nebali kimin nedir bu? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Hakikaten yani. Film gibi hocam, yani filmlerde olur diyebileceğimiz bir hayat öyküsü anlattınız. Yani bir çocuk dünyaya geliyor. Bu çocuğu annesi kabul etmiyor. Sonra babası kabul etmiyor. Zaten evli değiller. Evlilik dışı dünyaya geliyor. Sonra aradan 30 yıl geçiyor. Bu arada evlatlık veriliyor başka birilerine. Evet. Onlar da söylemiyorlar çocuğa. 30 yıl sonra bir telefon geliyor ve telefondaki şahıs diyor ki, yani senin bu durumuna çok üzülüyorum ama bilmen gereken bir şey var. 30 yıldır saklanan bir sır var. O da şu, bu vefat edenler senin öz annen baban değil diyor. Evet, aynen. Ondan sonra da çocuk araştırmaya başlıyor ve Sarıyer'de annesini buluyor. İstanbul'da annesini buluyor. Annesi itiraf ediyor, doğru diyor. Öz annesi. Ama kabul etmiyor. Ben evlilik yaptım diyor. Sonra oradan yola çıkarak babasını da buluyor. Evet. Bu yeğeniniz. Fakat baba da kabul etmiyor. Siz öğreniyorsunuz halaları. Hala etmiyor. Halaları olarak, halası olarak bu çocuğa sahip çıkan sadece siz varsınız. Doğru mu anladık? Bir de amcası. Bir tane amcası de amca var. Amcası var. Ve çocuk da şu anda içeride. İçeride. Hapishanede. İçeride ama açık cezaevi. Şimdi çalışıyor adliyede. Anladım. Anladım. Peki şimdi bu çocuğun durumu ne olacak diyor hocam. Teşekkür ediyoruz. Mesele anlaşıldı. Hakikaten çok üzüldüm dinlerken de. Allah yardımcısı olsun. Yani evet, kolay biz değil. Biz çok üzülüyoruz hocam. Ya şok. İnan 30 yıl sonra birisi size diyor ki şok mesela. Annen baban bunlar değildi diyor. 30 yıl sonra öğreniyorsunuz. Büyük bir şok yaşamıştır. Teşekkür ediyoruz evet, hocamızı hocam. Dinleyelim. Yani bu çocuk şu anda mağdur. Yani biz olmasak sokakta kalsın diyor. Gitsin diyor. Abim aldı 4 tane kızını hocam. 4 kızı var. İlk çocuğu erkekti. Doğduğu gün öldü.
Evet. Ondan sonra 4 tane kızı oldu. Onları el bebek, gül bebek bakıyor, büyütüyor. Ama çocuğu biz evine koyduk. Elektriğini kesti, suyunu kesti. Allah o Allah. Evden çıktı. Allah Allah. Yani bu nasıl bir... Hocam yani biz bu çocuğu atamayız. Bu DNA testi de çıktı. 99.99 biyolojik baba diyor. Yani evet... Babası. Hocam, kesin babası ama itiraz ediyor. Peki şöyle yapalım. Teşekkür ediyorum size. Tamam. Reklama gitmem gerekiyor. Çok acil. Tamam. Bu sorunun cevabını aynı konu inşallah reklamlardan sonra hocamızdan dinleyelim. Cevabını dinleyelim. Aynı zamanda ilk şifre, birinci şifre de hediyelerimiz için ilk şifre reklamlardan hemen sonra kısa bir ara rica ediyoruz. Birlikteyiz. Cuma sohbetleri devam ediyor. Reklamlardan önce bir telefon aldık. Hakikaten filmlerde olur diyeceğimiz bir hikayeyi dinledik izleyicimizden. Trabzon'dan aradı. Bir hala yeğeniyle ilgili bir soru sordu. Bundan 30 yıl evvel dünyaya gelen bir bebek var. Bebeği babası kabul etmiyor o dönemde. Tabii evlilik de yok ortada. Bebeği babası kabul etmiyor, anne kabul etmiyor. Sonra baba İstanbul'a dönüyor. Başka şehirde bebek ve annesi. Sonra anne de bebeği istemediği için başkalarına evlatlık veriyor hocam. Evet. Ve 30 yıl geçiyor aradan. Öz annesi babası zannediyor o şahıs. Ondan sonra anne baba ölüyor, vefat ediyor. Bir gün telefon geliyor bu şahsa, beyefendiye. Telefondaki şahıs diyor ki ben senin durumuna çok üzülüyorum. Bilmen gereken gerçekler var. Senden 30 yıldır bir sır saklanıyor. O da şu, bu vefat edenler senin öz annen baban değildi diyor. Ondan adamın da dünyası yıkılıyor. Dünyası yıkılıyor. Sonra araştırmaya başlıyor. Araştırarak İstanbul'daki annesini, öz annesini buluyor. Öz anne evlenmiş, çocukları var, bir yuvası var, bir hayatı var. Kabul etmiyor anne. Tamam, yani itiraf ediyor, doğru anlatılanlar ama ben bu saatten sonra seni istemiyorum alamam diyor. Olmaz. Sonra oradan babasını buluyor. İstanbul'da yine babasını buluyor. Baba da kabul etmiyor. Ya. Ondan sonra şu anda sahip çıkan, işte biraz evvel telefonla arayan hala sahip çıkıyor yeğenine. Ya. Durumu ne olacak diyor. Efendim yani alacağımız ders şudur Muhsin Bey. Bakın bir delikanlı yani çocuğun babası bir suç işliyor. Kur'an-ı Kerim'e göre, hadis-i şeriflere göre bu zinadır. Zina haramdır. Rabbimiz la takrabu zina, zinaya yaklaşmayın diyor. İnnehu kâne fâhişeten ve sâe sevîlâ. O ne hayasızlıktır. O ne fena şeydir. Bakın sanki baba üzerinde akrep varmış gibi atıyor. Evet. Çocuğun dünyaya gelmesine kendi sebep oldu. Anne sanki akrep var üzerinde, o da atıyor. Halbuki çocuğun bir suçu var mı? Çocuğun suçu yok. Çocuk masum. Çocuk günahsız. Ve sonra işte bir başka aileye veriliyor. 30 yıl onlarla beraber öz evlatları gibi. Öz evlatları gibi yaşadıktan sonra bir başkası da bunu uykudan uyandırır gibi uyandırıyor. Bunun dünyasını yıkıyor. Evet. Şimdi buradan alacağımız ders şu. Bir yanlış başka yanlışları da doğuruyor. Maalesef. Bir hata başka hataları da doğuruyor. Şuradan bakın yaparım da o yanıma kar kalır diye düşünmemeli. Şu ayeti kerimeye bakın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kul i'melu feseyerallahu amelekum ve rasuluhu vel mu'minun ve seturaddune ila alimil gaybi ve şehade feyunebbikum bima kuntum ta'melun. Ey peygamberim de ki ey insanlar dilediğinizi yapın. Allah biliyor. Peygamberi bilecek. Allah dileyince kullarını da haberdar eder. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Bir hakimden şunu dinledim ben. Diyor ki bir karar verdim bir şahıs hakkında ve cezaevine gönderdik. Evet. Cezaevinde mektup yazıyor. Hakim bey diyor benim hakkımdaki hükmü verirken vicdanınız rahat değildi. Ama deliller benim aleyhimde toplandığı için vicdanınızın istememesine rağmen beni mahkum ettiniz. Hakim bey, cezaevine gelirseniz size bir sırrı açıklamak istiyorum diyor.
Hakim Bey, ben de gittim diyor cezaevine, vardım, o mahkumla görüştüm. Hakim Bey, ben vaktiyle bir olay oldu, o olayın suçlusu ben idim ama ben ele geçmedim. Sanki o benim yanıma kar kalır gibi oldu. Başka bir olay. Ama bu olayda sizin de vicdanınıza geldiği gibi ben suçlu değildim. Ama deliller, bilgiler, belgeler beni mahkum edecek şekilde toplandığı için vicdanınıza muhalefeten siz de böyle bir karar verdiniz. Hakim Bey, yani bunu itiraf edeyim de rahat edin. Ben bunu önceki suçumun cezası olarak kabul ediyorum Hakim Bey diyor yani. Demek ki yanına kalmıyor. Buna benzer yine bir hakimimizden şuna bir hatıra dinledim. Bakın, adamın biri, hemşehrisi köylü, birisini öldürüyor. Kimse görmesin diye de kimse görmeden bir yere gömüyor. Aradan yıllar geçiyor. Köyün kahvesinde otururlarken birisi diyor ki, yahu filan yerde ne varsa şaşıyorum arkadaş. Koyunları oraya getirince koyunlar ürküyor diyor. Hadi bakalım. Bakın şimdi bu katilin dili şişiyor. Orada kim yatıyor biliyor musun diyor. Kim yatıyor ya orada? Kendisi söylüyor. Kendi söylüyor. Hiç. Kim yatıyor orada diyor. Niye ürküyor koyunlar? Durup dururken ürkmüyor. Orada bir yatan var da ondan dolayı ürküyor. Yo, kim yatıyor ya? Ne demek istedi bu adam? Hadi orayı bir kazalım. Kazıyorlar ki filan tarihten beri ortalıkta görülmeyen hemşehrilerinin cesedi. Hadi adam da cezaevine. Ya başka biri söylemedi ha. Kendi söyledi. Hocam, bu ayeti kerime biraz evvel okuduğumuz ya, ayeti kerimeye isabet ediyor. Yani ayeti, Rabbimizin ayeti, bakın. Ve kulî amelû feseyerallâhu amelekum ve resûlühü vel müminûn. De ki ey peygamberim, ey insanlar, dilediğinizi yapın. Buyurun. Ama Allah biliyor. Peygamberi bilecek. Allah dileyince kullarını da haberdar eder. Ve yani kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Bakın bu olayda baba yani sanki üzerinde akrep barı atıyor. Atmakla gitmiyor. Bakın tevbe eder inşallah, Rabbim affeder, ama öyle ki belge, suçun belgesi ortalıkta. Herkes bunu böyle söylüyor. Biz televizyon ekranında bile soruldu, cevap veriyoruz. Belge var, bilgi var, ne kadar şahit var. Yani yaparım da yanıma kar kalır diye düşünmek doğru değil. Olayda çocuğun masum olduğunu da dikkate almak lazım. Ona 30 yıl boyunca bakan anne babaya da Allah rahmet eylesin hocam. Öyle o. Mevla rahmet eylesin. Onlara şunu demek lazım. Ene ve kafilul yetimi fil cennete hakeza. Yetimi himaye edenle ben cennette şöylece beraberim buyuruyor ya Efendimiz. O anne, sahiplenmişler. O baba, sahipleniyorlar. Bu insan ya, bu insan bu. Ve çocuğun günahı yok. Masum. Anneyle baba hiç öyle şeylerden de bahsetmeden, senin annen filan şudur budur demeden. Söylememeleri uygun olmuş diyorsunuz. Tabii söylememeleri yani. Uygun evet. Yani. O noktadan, o saatten sonra söyleyince adamın dünyasını yıkıyor yani. Evet. Bak bütün onları da araya buluyor. Anneyi buluyor, babayı buluyor. Anne için de problem. Annenin de yeni bir hayat kurmuş. Yeni bir hayatı neredeyse yıkılacak. Tabii. Git oğlum, uzak ol benden demek durumundadır yani. Evlenmiş, çocukları ya, var, yuvası var. Öyle o olmuş. Da istemiyor. Baba da aynı şekilde hocam. Ama buradan işte bir suç, bir hata, başka hatalar doğuruyor. İki, ben hatayı işlerim, gözü açık bir adamım, o da yanıma kar kalır. Yani yanına kar kalmaz. Allah dileyince, Allah settardır, örter. Ama biz günahta ısrar edersek, settar olan Allah onu kendi dilimizle ifşa eder. Kendi dilimizle. Ya. Evet. Bir müfettiş arkadaştan dinledim ben. Diyor ki işte filan kişi içki içiyor diye şikayet oldu diyor. Gittim ben köyde araştırdım, ettim.
Yani köylüler, yok canım nerede bizim adamımız, nerede iş geçer ya, öyle iftiradır bu. Ben de o kanaate vardım. Ama son anda bir kere de ya bu iş geçiyor diye itham edilen adamla görüşeyim dedim. Görüştüm. Yahu sen de iş geçiyormuşsun dedim. Hocam alışmışım, vazgeçemiyorum demez mi diyor ya. Bak köylüler söylemedi. Ama kendi söyledi, kendi itiraf etti diyor ya. Evet efendim. Peki devam edelim. Hakikaten üzüldük tabii duruma. Gerçek yaşanmış bir hikaye, film gibi aslında. Hani dizi filmlerde izleyeceğimiz sahneleri gözünüzde canlandırın. İzleyicimiz halası, beyefendinin halası yaşananlar anlattı. Ama hataları doğurmuş. Ama bereket itibariyle. Ki bak öldürmemişler. Yani diyeyim, çok defa da böyle olaylarda canına kıyıyorlar. Yani çocuğu yok etmek için öldürüyorlar. Evet. Ama bebekken. Evet. Ama bir kere çocuğun suçunun olmadığını tespit etmek lazım. Yani. Evet. Peki, Eskişehir Orhan Gazi Mahallesi'nden selamlar, hayırlı cumalar diyor izleyicimiz. Eskişehir'e selam edelim, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Söke Sazlı'dan İbrahim Bey selamlar, hayırlı cumalar. Her hafta severek seyrediyoruz diyor. Söke'ye de selam edelim. Günaydın, hayırlı cumalar. Hacet namazlarımızı kıldık. Fetih surelerimizi okuduk. Hocam yayında geçen hafta nasıl anlattıysa aynısını yaptık Filistinli kardeşlerimiz için. Allah razı olsun hocamızdan diyor. Kastamonu'dan izleyicimiz hocam. Biz de bu kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sevgili Peygamberimiz, en çabuk kabul olan dua müminin mümine kıyaben yaptığı duadır. Men esbah la yehtemmü bi emril müslümin feleyse minhum. Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir. Elbette bütün milletimizin yüreğini yakıyor bu Gazze olayı bizim aynen can ciğer kardeşlerimiz gibi yüreğimizi yakıyor. Çünkü onlar birinci kıblemizin, ilk kıblemizin bekçiliği görevini yapıyorlar. Hem bizim adımıza hem kendi atlarına yapıyorlar. Şehitler veriyorlar, gaziler veriyorlar. Yine de zaaf göstermiyorlar. Bu ne yiğitlik ya? Nasıl koca koca gavurlar arkasında duruyor. Uçak dolu gemilerle gelmişler. Hadi biz arkanızdayız diyorlar. Ama buna rağmen o bir avuç Müslüman ölürüm ama buradan gitmem diyor. Bize de onları takdir etmek, nasıl tebrik etmek. Nasıl bir iman hocam? Şimdi tabii. Hakikaten tabii. Ben... O görüntüleri siz de izliyorsunuz, evet, o doğru, resimleri, evet. Paylaşımları siz de takip ediyorsunuzdur. Onların bu imanlarını görünce ben kendim imanımı sorgular oldum yani. Evet. O derece yüksek imana sahipler. Hocam, sedyede, hastanede çocuk var. Her tarafı kan revan içinde çocuğun, evet, daha 5-6 yaşlarında. Soruyorlar nasılsın diye, elhamdülillah diyor çocuk. Ya. Şuna bak ya çocuk. Elhamdülillah ya, diyor demek yani. Demek ki bu ruhu almış, bu almış, mayayı almış. Almış. Bu mayayı almış. Kime sorsanız o durumda olanlar orada elhamdülillah. İlk cümleleri bu. Öyle elhamdülillah. Oluyor. Ya. Yani Allah'tan gayrısı çıkmıyor ağızlarından. Öyle oluyor. Ya biz olsak neler söyleriz, neler yani yaşarız. Yani bir de anam, babam diye feryat yok. Allahu Ekber. Allahu Ekber var. Yani böyle korkunç facialar karşısındaki tepkileri de Allahu Ekber. Evet. Allah en yüce Rabbim, evet, sana sığınıyoruz. Sen biliyorsun, sen görüyorsun demektir ya. Evet, geçen hafta yayınlarımızda hocamız söylemişti. Tekrar edelim, yeni izleyenler varsa hani elimizden bir şey gelmiyor, duadan başka ne yapabiliriz hocam diye soranlar olduğu için hocam da dedi ki hacet namazı kılınız. Ki geçen hafta programımızı uygulama olarak hocam anlattı. Doğru. Bir de secde ayetlerini okuyalım. Hacet namazı bir, secde ayetleri ve tilavet secdelerimizi yapalım dedi hocam. Bu ikisini tavsiye doğru etti. Efendim. Bunun üzerine yazmış izleyicimiz. Hocam ne anlattıysa birebir anlattıklarının hepsini uyguladık Filistinli kardeşlerimiz için diyor. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim dualarını, niyazlarını makbul eylesin. Bu hainlere de Gazze'yi mezar eylesin. Amin. Çünkü ya bu bir, bakın gavurlar bile şimdi o Biden Amerika'nın bir yerine gidiyor da bir kısım Amerikalılar Biden'ı protesto ediyor. Kim onlar? Gayrimüslim. Müslüman değil ama insan. Ama insan bakın.
mayası bozulmadık insan bunu hazmedemez. Hocam bunu İsrail'deki Yahudiler protesto ediyor. Tabii ya, Yahudiler kendi de protesto, vatandaşları tabii, Yahudiler protesto de ediyor. Yani demek ki bunlar bu kadar bozulmuşlar. İşte hani Efendimizin şu hadis-i şerifi var ya, bir gün olacak Müslümanlarla Yahudiler arasında savaş olacak. Yahudiler yenilecek. Tek tük Yahudi kalacak. O da taşın, ağacın arkasına gizlenecek. Taş, ağaç dile gelecek. Ey Müslüman gel, benim arkamda bir Yahudi var, onu öldür diyecek. Yani o kadar artık iş çığırından çıkacak. Şu anda neredeyse o ya. Yani göz göre göre bir avuç Müslüman. Peki ilaç verelim, ilaç veremezsiniz. Erzak verelim, onu veremezsiniz. Göz göre göre bir ora mezbaha olacak. Biz bu insanları öldüreceğiz ve o topraklara biz hakim olacağız. Gidecek, kaçacak hiçbir yerleri yok hocam. Ya. Evet. Hiçbir yerleri yok. Hiçbir yer. Ve orada babasının malı, dedesinin evet, malı. Evet, evet. Yani yüzlerce yıl öteden beri gelen sülalesinin malı. Ben burada, benim atamın hatırası var, dedemin hatırası var. Ölürüm burayı terk etmem diyor. Yani bu burada, Filistinli kardeşlerimizin bu dik duruşları hocam. Tabii evet. Bu imanlarını bu şekilde göstermeleri bize, tüm Müslümanlara da örnek oluyor şu anda yani. Evet. Onlar hem kendi atlarına hem bizim adımıza. Yani bunu böyle bilelim. İlk kıblemizdir Mescid-i Aksa. Orada Peygamberimizin hatırası var. Ashab-ı Kiram'ın, Hazreti Ömer Efendimizin ve 400 sene Mehmetçik orayı beklemiş. Bayrağımız gönderilerinde dalgalanmış. Yani elbette bizim de vatanımız ya. Elbette. Yani. Elbette. Osmanlı evet. Şehri hocam. Ya Osmanlı şehri. Osmanlı şehri evet. 400 yıl. Evet. Evet, namaz günde 5 vakit ama Gazze'de 6 vakit hocam. Her gün cenaze namazı kılınıyor. Ya. Her gün. Ya. O bebekler, o çocuklar hakikaten yürek dayanmıyor. Artık sosyal medyada girmek de istemiyorum hocam. Girdiğim anda o fotoğraflar, resimler, videolar yani tahammül etmek. Evet, dayanılmıyor yani. Artık. Dayanılmıyor evet, maalesef. Evet. Allah yardım etsin. Kolay değil. Allah sabırlar versin. Ama dualarımızı etmeye devam edeceğiz. Duanın gücünü küçümsemeyelim. Dua büyük bir silah. İnşallah dualara devam. Aydınlığın en yakın olduğu saat gece zifiri karanlığın evet. olduğu saattir. Bu kadar zulüm olmaz. İnsanlık tarihinde böyle bir vahşet görülmemiştir. Ama bu hainlerin de yanına elbette kalmayacaktır. Zulmüle abad olan kahrile berbat olur. Yani. Evet, görüyorsunuz ekranları sevgili izleyenler. Çocuk, bebekler, ya. Çocuklar. Hani şair diyor ya, çocukları ürkütülmüş bir dünyanın denizi mavi olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Ya. Bu çocuklar bu acıyı nasıl kaldıracaklar, nasıl dayanacaklar? Ben düşünüyorum da yani hadi barış olsa, savaş kes olsa, yani bu şehir nasıl yeniden ihya edilecek? Bir kere gidenleri geri getiremeyiz. Bu yaralar nasıl sarılacak? O evler yeniden nasıl yapılacak? Aman ya Rabbi. Bu çocukların okulda olması gerekiyor hocam ya, şu an. Elbette. Derste ya, olmaları. Elbette. Geçenlerde doğru yanlış bilmiyorum bir haber paylaşıldı. Ben de paylaştım. Gazze Eğitim Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı hocam. Bizim bakanlığı. Gazze Eğitim Bakanlığı'nın. Evet. Bu yılki ders dönemi tüm öğrencilerin şehit olması nedeniyle resmi olarak sona ermiştir. Aman ya Rabbi, şuna bak ya. Çanakkale'yi hatırlatıyor bize. Gördüm bizde ya. De olmuştu aynısı. Ya Allah Allah. Evet. Doğru. Ders dönemi sona erdi diyor. Çünkü öğrenci yok. Hepsi şehit yok oldu mi? Diyor. Ya. Dünya utanmalı bundan ya. Dünya kör, dünya sağır, dünya dilsiz. Evet. Maalesef. Evet. Ama dualarımız, oradaki kardeşlerimizle hakikaten tefekkür ediyoruz. Onları düşünüyoruz. Dua ediyoruz her aklımıza geldiğinde. Ha, yapabileceklerimizi yapıyoruz. Hocamızın da buyurduğu gibi hacet namazlarımızı kılmaya devam edelim. Evet. Secde ayetlerini okumaya devam edelim. Başka neler tavsiye edersiniz hocam? Belki de bugünlerde bilemiyorum ama devletimiz bir yardım kampanyası da açabilir.
açtığında da seferber olmalıyız. Elbette. Ya. Seferber olma. O yaranın en kısa zamanda kapanabilmesi için elbette paraya pula ihtiyaç var. Hiç olmazsa yani devletimizin organizasyonuyla yapılacak yardım kampanyalarına da koşturmalıyız ya. Peki. Vakti geldi, zamanı geldi. İlk şifreyi paylaşalım sevgili izleyenler. Hediyelerimiz var bugün yine. 3 hediyemiz var. Bir sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak bir izleyicimize. Tesbihiyle. Evet. Mustafa Gür, annesi Asiye Gür adına bu Kur'an-ı Kerim hayrediyorlar. Mevla hayırlarını kabul buyursun. Bir izleyicimize Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Ertan Gürcan, annesi babası kardeş adına hayrediyor. Mevla kabul buyursun. Bir izleyicimize de bu seccade set hediyemiz var. İşte heybesi, seccadesi ve tesbihiyle beraber bir izleyicimize hediye edeceğiz. Ha, yeni eşarplar gelmiş. Çok güzel bunlar yahu. Maşallah. Kim göndermiş acaba bunları? El emeği göz nuru belli. Bakar mısınız? Pamuk gibi bembeyaz. Acaba kim yapmış bunu? Kim örmüş bunu? Hemen bakalım, notu burada. Sabahat Üncük hayrına eşarp yollamış. Hediye ediyorum. Seccade ve eşarp hediye ediyorum diyor izleyicimiz. Severek izliyoruz, severek dinliyoruz. Silivri'den göndermişler hocam. Silivri, evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Ve ilk şifre, bu hediyeler için birinci şifre ekranda Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi sevgili izleyenler. El-Vekil, ya Allah Celle Celaluhu. Yani işlerini yoluyla kendisine bırakanların işini düzeltip onların yapabileceğinden daha iyisini temin eden Allah. Ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemût. Ölümsüz diriye tevekkül et. Ona dayan, ona güven. Evet. Ona, Allah'a dayanmak. Ama ben tedbirimi alacağım. Sonra Allah'ın yardımını dileyeceğim. Yani çiftçiyim. Tohumu ekeceğim ama bereketi Allah'tan dileyeceğim. Hastayı doktora götüreceğim ama şifayı Rabbim'den dileyeceğim. Ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemût. Ölümsüz diri Allah'a dayan, Allah'a güven. Evet. Ağaca dayanma, kurur. İnsana güvenme, ölür. Allah'a dayan, Allah'a güven. Teşekkür ediyoruz hocam. El-Vekil ilk şifreydi, birinci şifreydi. Not aldınız inşallah. İki şifremiz daha var. Zamanı geldiğinde, vakti geldiğinde o iki şifreyi de paylaşalım. Bir video sorumuz var. O soruyla devam edelim. Hocam, hayırlı cumalar. Benim size sormak istediğim soru şu. Biz iki kız kardeşiz. Annemiz öldü. Babamız yeniden evlendi. Ve bir tane de babamızın evi var. Babamız evi şimdiki hanımının üstüne yaptı ve bizi men etti. Bunun günahı nedir hocam? Bize bunu açıklarsanız çok sevinirim. Yani bizim o evden hak talep etmemizi istemiyor hocam. Bunun günahı nedir? Bunu bize açıklarsanız çok sevinirim hocam. Selamun aleyküm, aleyküm hocam. Selam. Allah'a emanet olun. Mal sahibi malını dilediği gibi kullanır. Ama ya bu hukuken böyledir de ama diyaneten böyle değildir. Buna şu cevabı verelim. Bakın Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretleri sevgili peygamberimizin dayısı olur. Yedinci kişi olarak Müslüman olmuş birisidir Sa'd ibn Ebi Vakkas Hazretleri. Arafat'ta hastalandı. Efendimiz de ziyaretine vardı. Sa'd ibn Ebi Vakkas dedi ki, ya Resulallah, çok servetim var. Bir tane de kızım var. Servetimin tamamını hayır yapmak istiyorum. Hayır dedi Efendimiz, hayır. Yarısını yapayım, hayır. Üçte birini yapayım, üçte biri de çok ama üçte birini geçmemek şartıyla yap. Varislerini fakir bırakmandansa varlıklı bırakman daha iyidir. Sa'd ibn Ebi Vakkas
eşiğin ağzına lokma koymanda ecir vardır Sa'd ibn-i Ebi Vakkas. Yani şimdi bu beyefendi ikinci defa evleniyor. Yani buna ihtiyaç var mıydı yok muydu o da ayrı meseledir de. Ama sahip olduğu emlaki de bu ikinci hanıma veriyor. Birinci hanımdan olan çocuklar onları boş verir. Yani onları büsbütün mahrum etmek doğru mudur? Değildir, elbette değildir yani. Hukuken beyin yaptığı doğru ama diyaneten, vicdanen doğru değildir. Peki hocam. Adana'dan selamlar. Sizi izliyoruz, takip ediyoruz diyorlar. Adana'ya selamlarımızı yollayalım. Sevgili Nihat mesai arkadaşım, yönetmenim. Hocam şu anda sevgili Nihat izliyormuş bizi. Ya. Feridun Kunak hocamızı izliyorlarmış hocam. Aman ne selam güzel. Ediyorlar size. Biz şu onlara selam ediyoruz. Beypazarı'ndalarmış hocam. Aman ne güzel. Beypazarı'nda Feridun tarihi hocamıza selam. Tarihi bir şehrimiz Beypazarı'mız. Evet, evet efendim. Sevgili Nihat'a, Feridun hocamıza selam edelim. Kolaylıklar dileyelim buradan. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Yine bir video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Selamun aleyküm hocam, iyi günler. Aleyküm selam. Hocam ben bu Şubat'ta Umre'ye gitmiştim. O zaman babam sağdı. Şimdi Ocak ayında, Ağustos ayında babam öldü. Şimdi Allah nasip ederse bir daha gitmek istiyorum bu Şubat ayında. Bu ölmüş babam için Umre yapabilir miyim? Allah katında kabul olur mu? İyi günler hocam. Bakın ölmüş babamız, annemiz için veya hastadır. Hayattadır. Onlar adına hac yapabilir miyim? Onlar adına hac yapabilirim. Ama onlar adına umre yapabilir miyim? Hayır. Onlar adına umre yapamam. Nasıl olacak ya? Ben umreyi yaparım. Ya Rabbi bu umreden hasıl olan sevabı babama armağan ediyorum. Anama armağan ediyorum. Böyle diyebilirim. Böyle yapar. Sevabını, evet, hasıl öyle, olan sevabı öyle. Onlara yani armağan ediyoruz. Onlar adına umre değil. Kendim yaparım. Yaptıktan sonra da ya Rabbi bu umreden hasıl olan sevabı babama armağan ediyorum. Anama armağan ediyorum diyebiliriz. Hac da öyle değil. Hac da onlar adına yapılabilir. Yani mesela şeytan taşlıyorum der. Bismillah, Allahu Ekber babam adına. Öyle yani bütün menasiki haçla babanın adı, yani kim asıl olan kim ise onun adını söyleyeceğiz. Yani. Peki hayatta olsun olmasın fark ediyor tabii mu? Tabii yok. Fark etmiyor. Öyle. Peki. Devam edelim. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Hayırlı cumalar hocam. Bir sorum olacaktı size. Ben daha yeni tesettüre girdim. Girdiğim tesettür İslam'a uygun bir şekilde değil tabii. Yani ilk başta heveslendim, istedim. Bir türlü alışamadım. Hiç içimden gelerek kapanmıyor. Ya şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Çok açıklığa zaten karşı bir insanım kesinlikle. Hani sadece yani başım açık. Yani bunu istiyorum, biliyorum. Böyle konuştuğum için günaha giriyorum ama... Ya bir türlü içimden gelmiyor, bir türlü içimden gelerek başımı örtmüyorum hani. Yani nasıl olur hocam? Tekrar başımı açsam çok günaha girer miyim? Bunun öbür dünyada cezası büyük mü? Allah affeder mi? Hocam bir türlü kendimi mutlu hissetmiyorum kapandığım için. Ne bileyim... Yani hocam dediğim gibi zaten açıklığa karşıyım. Çok açıklığa kesinlikle karşıyım. Hani edepli bir şekilde giyinip sadece başım açık. Hani çok günaha girer miyim hocam? Bir şey söylerseniz sevinirim. Evet. Muhterem kardeşimiz. Bu tesettür kimin emri? Allah. Yaratan, yaşatan, yaşamam, ölümüm, ahirim, akıbetim, hidayetim, dalaletim elinde olan Allah'ın emri. Onun emri başım üzerine
Semi'ana ve edana, işittik, itaat ettik, emrin başım üzerine ya Rab demek gerekiyor. Bakın Rabbimiz şu emri veriyor bu konuda. Ve kul lil mu'minati yağdudne min ebsarihinne. Ey peygamber, sen mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar ve ziynet mahallerini el, yüz, ayak hariç bütün vücut örtülü olmalı. Vel yadribne bihumrihinne ala cuyubihinne. Başörtülere de yakalarının üzerine bırakılsın. Rabbimiz böyle emrediyor. Bu emir onun emri. Sevgili kızımız, bakın siz yaşadığınız toplumun etkisinde kalıyor da öyle söylüyorsunuz. Madem Rabbimin emri, bizim analarımız saçlarının telini göstermediler. Şimdi bakın, Gaziantep diye bizim bir ilimiz var değil mi? Büyük Millet Meclisi'nce gazi unvanı verilmiş. Nasıl olmuş bu olay? Bir zaman Fransızlar oraya gelmiştiler. Bir hanımefendi oğluyla, 10-11 yaşlarındaki oğluyla giderken bir Fransız askeri hanımefendinin başörtüsünü çekiyor. Oğlu da anasını savunmaya çalışıyor. Anasını savunan oğlanı Fransız askeri şehit ediyor. Bunun üzerine Antep halkı ayağa kalkıyor. Antep kurtarılıyor, Gaziantep oluyor. Yani bir İslam tarihinden de şu olayı söyleyeyim. Bir Müslüman hanım, Medine'de Yahudiler vardı, kuyumculuk yaparlardı. Neyse, artık yüzük mü almaya vardı, ne vardıysa kuyumcuya varıyor bir Müslüman kadın. Tabii onlara bakayım edeyim derken diğer bir Yahudi de geliyor, kadının entarisinin eteğini yukarıya Allah tutuşturuyor. Allah. Kadın ayağa kalkınca görülmesi helal olmayan yerleri görülüveriyor. Kadın da feryat ediyor. Bunu gören bir Müslüman geliyor, o Yahudi'yi öldürüyor. Yahudiler de o Müslüman'ı öldürüyor ve onun üzerine savaş çıkıyor. Bakın, yani İslam tarihinde neler olmuş, ya neler yaşanmış vaktiyle. Hanım kızımız, Allah'ın bitmez tükenmez nimetleri içerisindeyiz. Öyleyse ona teşekkür etmeli değil miyiz? Ya, yani فَلْيَحْزَرَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ. Allah ve Resulünün emrine uymayanlar bir fitneyle karşılaşacaklarından sakınsınlar. Hangi bela ile, hangi imtihanla, hangi ceza ile karşılaşacağımız belli değil. Hanım kızımız, gelin içime sinmiyor demeyin. Rabbimin emri. Ya Rab, başım üstüne ya Rab, ne emrettiysen başım üstüne demekle sevap kazanırız. Allah'ın rızası en büyük hedefimiz, o. Onu razı edebilmek bütün, evet, mesele kardeşimiz ya. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Instagram'dan gelen sorulara da biraz sonra bakacağız. Hayırlı cumalar hocam. Ben ve eşim sohbetinizi severek izliyoruz. Şanlıurfa'dan takip ediyoruz demişler. Şanlıurfa'ya selam edelim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. İyi yayınlar. Mersin'den selamlar diyor izleyicimiz. Mersin'e selamlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Bir diğer izleyicimiz de hocamıza ve size hayırlı cumalar, Aksaray'dan takip ediyoruz. İyi ki varsınız demişler. Aksaray'a da selamlarımızı yollayalım. Telefonumuz var öyle mi? Telefonla devam edelim. Ondan sonra Instagram'dan gelen sorulara bakalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Nereden arıyorsunuz? İstanbul. Şeref Hanım, buyurun. Benim babaannem bizde kalıyor şu an. Evet. 85 yaşında. Kaç yaşında? Sürekli 85 yaşında. 85 yaşında babaanneniz, evet. Alo. Duyuyoruz, evet, sizi, buyurun. Devam edin. Babaannem 85 yaşında. Tamam. Yaklaşık 35 yıl önce doğumdan bir saat sonra bebeğini kaybetmiş. Yani sürekli bana ve anneme anlatıyor. Rüyalarına giriyormuş sürekli kızı.
şey diyormuş rüyasında, ben ölmeden mezara koydunuz beni, yaşıyordum ben diye sürekli rüyasına giriyormuş. Babaannem de bize diyor ki ölmeden çocuğumu mezara koydular, ben eminim kızım yaşıyordu o zaman, ağlıyordu diyor. Sürekli rüyasına girdiği için bunu düşünüyor olabilir mi? Veya eğer böyle bir şey gerçekse günaha var mıdır? Babaanne 85 yaşında bir çocuğunu kaybediyor, öyle mi? Evet. Kızını kaybediyor. Sonra da rüyasına giriyor kızı. Ben ölmedim, beni canlı canlı toprağa verdiniz diyor. Ve bunu sürekli mi görüyor bu rüyayı? Sürekli mi görüyor? Sürekli görüyor ve bize anlatıyor sürekli. Bana olsun, anneme olsun, kardeşlerime olsun. Sürekli anlatıyor. Ben rüyamda gördüm. Bu kızım ölmemişti. Evet. Kızı benden ayırdılar. Evet. Beni suçluyor sürekli rüyamda. Hmm. Benim izin vermemeliydin diye. Evet. Bunun doğruluğu var mıdır? Ya bir vesvesesi var bu konuda anlaşılan, öyle mi? Evet. Evet, hocam neler söylersiniz? Teşekkür Efendim, ediyoruz. Rüyalar, rahmani rüya olur, şeytani rüya olur, nefsani rüya olur. Bence bu rahmani bir rüya değildir, şeytani bir rüyadır. 85 yaşındaki annemizi rahatsız ediyor. Efendim, beni diri diri gömdünüz. Ya bu memlekette kim diri diri çocuğu kabre koyar ya? Böyle olur mu yani? Ve anne de tabii bu söylentinin etki alanında kalıyor. Rüyasında çocuğu görüyor. Beni diri diri gömdünüz. Öyle değildir. Gelin müsterih olalım. Böyle rüyaların etki alanına girmeden, hatta söylemeden de Tu sol tarafımıza böyle nefes vermek gerekiyor. Sevgili Peygamberimizin tavsiyesi böyledir. Böyle rüyaların etki alanından dışarıya çıkalım. Peki. Video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Hayırlı cumalar hocam. Babam öleli 23 sene oldu. Bir abimiz oturuyor miraslı olan bir evde. Hiçbir hakkımız hiçbir şekilde bize geri vermek istemedi şimdiye kadar. Şimdi evi geri almak istiyor. Çok ama çok cüzi bir rakamla. Ben bunu onaylamıyorum, hiç kabul etmiyorum. Çünkü benim de şartlarım çok iyi değil. Yalnız bu konuda da annem üzülsün de istemiyorum. Kimseyi arkama almak istemiyorum. İmza atmak istemiyorum. Günaha girer miyim? Annemin bu konuda üzülür, beni evlatlıktan red ederse diye ne yapacağımı bilemiyorum. Yardımcı olur musunuz? Buyurun hocam. Efendim tabii elbette rıza şart hanımefendi. Vicdanı onaylamıyor bunu. Yani imza atacak ama burada hak kaybı vardır. Göz göre göre de hakkın kaybolmasına razı olamaz tabii. İmza edemez. Bundan dolayı da elbette sorumlu olmaz. Hakkın hak sahibine doğru bir şekilde, adil bir şekilde teslim edilmesi lazım. Evet, abim ailemden kalan evi benden tabii imza kaçtığında cüz'i bir rakama kendi üstüne almak istiyor. Burada bir haksızlık var. Tabii öyle. Bu doğru değil. Yapılan şey yanlış. Doğru. Yine bir videomuz var. İzleyelim, görelim. Hocam, selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar. Sabahlarımız bir aydır hayır değil, İşkence, eziyet görmekle meşgul. İnanın artık televizyon seyredemiyoruz. Bu Müslüman alemi neden bir araya gelip de bu din kardeşlerimizi kurtarmıyor bu eziyetten, bu zulümden? Ebabil kuşları gelecek, Müslümanları taşlayacak kardeşlerimize sahip çıkamadığımız için. Bunun bir her çaresi Müslümanların bir araya gelip birlik olup bu kardeşlerimizi kurtarmanın bir yolu, bir duası yok mu hocam? Müslümanın bu eziyeti izlemekte bir günahı, bir suçu yok mu? Bir hesabı olmayacak mı? Yeah. İnanın artık televizyon seyredemiyoruz. Ne olur dualarımıza bin dua katıp artık harekete geçmemizin zamanı gelmedi mi? Müslümanların bir araya gelip de bir dur deme zamanı gelmedi mi? Artık işkence, onlar orada işkence, biz burada gözyaşı döküyoruz artık. Sabrımız, gücümüz kalmadı. Hocam buna bir çare ne olur acaba? Ağlıyoruz artık. Kalmadı bir gücümüz.
Evet, ebabil kuşları gelse bizi taşlardı diyor hocam. Pek hoşuma gitti ya. Allah razı olsun. Yani sanki milletimizin tercümanı oldu bu hanımefendi. Yani hakikaten şu soruya ben ekranda utanmasam ağlayacağım ya. Şimdi ne kadar güzel söyledi ya. Çok doğru söyledi. Zaten efendim bir ayet-i kerime var ya, asa en tekrehu şeyen fehu hayrun lekum. Hoşumuza gitmeyen nice şey var ki sizin hayrınızadır. Dediği gibi hakikaten ekranlara bakamaz olduk. Yüreğimiz yanıyor. Lokmalar boğazımıza düğümleniyor. Uykumuz kaçıyor. Ama bu olayın altından belki hanımefendinin dediği olacak. Belki Müslümanlar insafa gelecek, akıllarını başlarına toplayacak. Çünkü bu herifler, bu hainler, bu eşkıya sürüsü sadece Gazze'yi hedef almıyor. Yani arz-ı mev'ud diye bir hayalleri var. Aslı yok o, hainliktir öyle. Arz-ı mev'ud diye de o arz-ı mev'ud, vaat edilmiş topraklar. Arz-ı mev'udun içinde bizim topraklarımız da var. Yani ben diyor bu Gazze'yi yutmakla kalmayacağım. Hazır olun. Sizler de sıradasınız ha. Ben arz-ı mev'uda sahip olacağım. Hocam zaten tamamen o toprakları ele geçirdikten sonra ilerleyecekler. Yani bizim de insaf edip aklımızı başımıza almamız lazım. Öyle ucuz değil, öyle kolay değil. İşgale devam edecekler. Diyeceğiz yani. Tabii de. Yalnız biliyor musunuz, güneşli havalarda horozlar, tavuklar böyle koşuşurlarken fırtına başlayınca biri başını ötekinin kanadı altına sokar. İşte fırtına başlamıştır. Bundan büyük fırtına mı olur ya? Ya ne, ya Amerika'nın başı geliyor diyor ki arkanızdayım diyor. Va bir uçak dolusu gemi getirdim, ikincisi de yolda diyor. İngiliz diyor varıyor, hem de oraya biat ediyorum arkadaş, ne istiyorsan varım diyor. Fransızı varıyor, Almanı gidiyor aynı. Sanki Haçlı seferi başlatıyor gibi. Ama o kaç defa Haçlı seferleri bu mübarek milletin karşısında hezimete uğradılar. Hezimete uğradılar. Ama hocam dünya insanları bunun farkında. Tamam devlet, hükümetler olmayabilir ama insanlar, halklar i̇nsanlar öyle değil. İnsanların mayası bozulmamış. İnsan hocam, demek ki. Hocam dün bir video gördüm, izledim, hatta paylaştım. Evet. Şöyle, hocam Filistinli Müslümanların duruşunu gören yabancılar, yani Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Amerika'dan, dünyanın pek çok coğrafyasından şey diyorlar ağlayarak, ya biz bu Müslümanlığı yanlış anlamışız. Müslümanlık böyleyse ben İslam'ı araştıracağım. Değil mi? Deyip Müslüman olanlar olduğu gibi Kur'an-ı Kerim almaya başlayanlar var. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyor, ne anlatılıyor? Bu insanlar nasıl böyle teslim oldular? Bu iman gücüne nasıl sahipler diye İslam'ı araştırıyorlar. Bu ne sabır, bu ne şecaat, bu ne yiğitlik. Hani derler ya hocam, acının içinde tatlıyı gör, derdin içinde devayı gör. Biraz o yöne gidiyor sanki iş. Efendim ama yine de Rabbimizin şu emrini de hatırlayalım. Vâtesimû bihablillâhi cemî'an. Topyekun Allah'ın ipine sarılın. Sakın parçalanmayın. Bir başka ayeti kerimede de birlik olun, beraberlik olun. Yoksa devletiniz, kuvvetiniz, gücünüz zail olur. Bir ayeti kerimede öyle. Bakın iki büyük devlet adamımızın sözlerini söyleyeyim. Yavuz'un ve Kanuni'nin. Yavuz ne diyor? İhtilafu tefrika endişesi, köşeyi kabrimde bir karar eyler beni. İttihatken savlete adaye def'e çaremiz, ittihad etmezse milletim dağdar eyler beni. Ya bir kitaplık laf ya, şuna bakın hele. İhtilafu tefrika endişesi, kabrimin köşesinde bende karar bırakmaz. İttihatken, birlik iken düşmanın saldırısına çare, ittihad etmese milletim dağdar eyler beni, yaralar beni. Kanuni de şöyle diyor, mefharet dedikleri bir cihan kavgasıdır. Olmaya cihanda bahtu saadet vahdet gibi. Eh. Cihanda birlik gibi bir mutluluk, başarı sebebi yoktur. Yani diyelim ki bakın,
bufalolara aslanlar saldırıyor. Aslanlar boynuzlarıyla saldırdılar mı aslanları püskürtebiliyorlar. Bakın demek ki bufaloların hayvanların birliğinde fayda vardır. Atlara saldırınca atlar da baş başa verip çifte savurunca ve böylece canavar saldırısından kurtulabiliyorlar. Yani hayvanların birliğinde fayda var. İplikler bir araya geliyor, gemiyi bağlayacak halat oluyor. Ya. Ha, iplik ya iplik. Ama bir araya gelince halat oluyor. Yani bugün 100 milyon yok Yahudi dünyada. Ama 2 milyar nüfuslu İslam dünyası var. Zenginlik kaynaklarını da Rabbim İslam dünyasına vermiş iken, ey İslam dünyası, bugün evet sıra Gazze'de ama yarın sana gelecek, aklını başına al. Eğer birlik olsalar korkacaklar, öte çekilecekler. Amerika'sı da öteki de yani hepsi. Evet. O yüzden hanımefendi milletimizin derdini dile getirdi. Çok veciz bir şekilde dile getirdi. Biz bir kere en azından ülkemizdeki birliğimizi, dirliğimizi korumalıyız. Yani yüzyıllar beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir olduk, beraber olduk. Milli mücadelede muzaffer olduk. Çanakkale geçilmez dedirttik. Bundan sonra da işte bakın böyle düşmanlar var işte. Bu düşmanların karşısında eğer sağlam durmayacak olursak Allah korusun aynen Gazze'nin durumu olur. Peki yine bir video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Hocam ben sana bir şey diyeceğim, soracağım. Ama biraz uzayacak. Ben imramı yaptım. Hazımı yaptım. Adamla konuşmayırım kocamla. Ama konuşacağım gibi değil. Kalbimi çok yarayır. Ağızda sefilmeyecek laflar, kelimeler diyor bana. Olaydan sebep konuşamayırım. Herkeste diyor bana namaz gelme. Kocamla konuşmayırsam namazımda gelme. Ben gece saat 3'te kalkarım, 2.30'da kalkarım. Gece namazlarımı gelirim. Vicdanın kazasını gelirim. Kur'an'ımı okurum. Hatimimi indiririm. 10 yaşından namaza başlamışım. 7 yaşında. Maşallah. 7 yaşından beri aklım sardıktan sonra namazımın kaldığını bilmem. Ramazanımın kaldığını bilmem. Hepsini elimden geldiğinden daha fazlasını ediyorum. Ama bana herkes onu diyor ki kocanla konuşmayırsın. Kocanla konuşmayırsın, namazına gerek yok, gelme. Nasıl olsa cehenneme gideceksin. Bunu bana diyorlar şimdi, bu da kafama takılıyor, bu da beynimi yiyor. Nasıl edeyim? Dedikleri hiç bu yüreğimden çıkmıyor dışarı. Öyle kelimeler konuşar ki, insan hasmine bile utanır demeye, diyemez. 50 senelik de ben bu evdeyim. 6 tane de çocuğum var. Maşallah. Çocuklarımdan sebep yuvamı yıkmak istemedim. İstemiyorum da. Yaşımı da sorarsan 80'e gitti. Nasıl edeyim? Bana bir yol göstersin hocam. Peki. 80 yaşındaki teyzemize selam edelim buradan. Ellerinden öpüyorum. 7 yaşından beri namaz kılıyorum diyor. Hocam ya. Sahibi tertip demek ki 7 evet, yaşından beri hiç de terk etmedim diyor. Kocanla evet. Konuşmuyorsan senin kıldığın namaz da kabul olmaz. Cehenneme gireceksin diyorlarmış. Hocam bu sorunun cevabını müsaadeniz reklamlardan sonra sizden peki, duyalım. Peki. Kısa bir ara, az sonra ikinci şifreyi de paylaşacağız. Con medido hecho el fuego y con medido
Hocam ben sana bir şey diyeceğim, soracağım. Ama biraz uzayacak. Ben imramı yaptım, hazımı yaptım. Adamla konuşmayayım kocamla. Ama konuşacağım gibi değil, kalbimi çok yarar. Ağızda sefenleyecek laflar, kelimeler değil bana. Onlardan sebep konuşamayayım. Herkese değil, bacı namaz gelme. Ne, kocanlancı konuşmayarsın, namazında gelme. Ben gece saat 3'te kalkarım, 2.30'da kalkarım. Gece namazlarımı gelirim, vicdanın kazasını gelirim. Kur'an'ımı okurum, Fatimumu indiririm. 10 yaşında namaza başlamışım, 7 yaşında. 7 yaşından beri aklım sardıktan sonra namazımın kaldığını bilmem, Ramazan'ımın kaldığını bilmem. Hepsini elimden geldiğinden daha fazlasını ediyorum. Ama bana herkes onu diyor ki, kocanlancı konuşmayırsın. Kocanlancı konuşmayırsın, namazına gerek yok, gelme. Nasıl olsa cehenneme gideceksin. Bunu bana diyorlar şimdi, bu da kafama takılay, bu da beynimi yiyor. Nasıl edeyim? Dedikleri hiç bu yüreğimden çıkmıyor dışarı. Öyle kelimeler konuşarca insan hasmine bile utanır demeye, diyemez. 50 senelik de ben bu evdeyim. 6 tane de çocuğum var. Çocuklarımdan sebep yuvamı yıkmak istemedim. İstemiyorum da. Yaşımı da sorarsan 80'e gitti. Nasıl edeyim? Bana bir yol göstersin hocam. Efendim, yani bir muhterem ablamız böyle bir karne notları olsa hep 10, 10, 10, 10. Maşallah. Ama eşinin sözleri elbette kalp kırıcı, ama gel şöyle düşün. Zannederim, bakın bir Yasin-i Şerif'te böyle bir ayet var. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. Kimi yaşatırız, onu baş aşağı ederiz. Yani eşinizde sanki ikinci çocukluk dönemi başlamış. Böyle olan bir hanımefendiye bu kadar kalp kırıcı tavırlar, davranışlar olur mu? Olmaması lazım. Ama ben size şu hadisi şerifi okumak istiyorum. Bakın. İn eratte en tesbika sıddıkîn. Sıddıkları geçmek istersen sana gelmeyene sen git. Sana vermeyene sen ver. Sana kaba davranana sen nazik davran, kibar davran. Allah Allah. Kim sıddıkları, sıddıklar kimmiş? Ya şu ayeti kerimeye de bakın. Ve men yuda'illâhe ver rasûl. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber olur. Ve hasune ulaike refika. Onlarla arkadaşlık ne de güzel oldu. Yani sen kocanla küstürüyorsun, kıldığın namaz da boşunadır. Nasılsa cehennem yolcususun. Allah, bu söz Allah. Son derece yanlış. Haddi aşmak. Haddi aşmadır. Ama gel senin gibi olgun, o dediğin şeyleri yapan hanımefendiye yakışan eşini mazur gör. Bakın 50 yıldan beri sabrettin. 50 yıldan beri. Bundan sonra da birbirinize çok muhtaçsınız. Gelin, eşin öyle kırıcı davransa bile sen daha olgun davranarak onunla da küstürme. Ona da konuş. Hatta aldırış etme. Yani o böyle söyledi diye hiç kalbin kırılmasın. Hoş gör. Sen onları artık dengesi değişti benim eşimin de. Böylece de bak sıddıkların derecesini geçmiş İnşallah. Oluyorsun. İnşallah. Ayet ve hadis okudum bu konuda size. Tavsiyem budur. Sizin gibi olgun, cennet yolcusu hanımefendiye yakışan aldırış etmemek,
konuşmayı kesmek değil, konuşmaya devam etmek, gülüp geçmektir ya. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Eli öpülesi teyzemize selam edelim hocam. Evet efendim. Gece üçlerde kalkıyor, namazlarını ya. Kılıyor, umresini yapmış, ya. Haccını yapmış. 7 yaşında namaza başlamış, 10 yaşından beri hiç namazı terk etmedim diyor. Bir hadis-i şerif var Muhsin Bey. Eli öpülesi kadın size teyzemiz. Size ihtiyar kadınların imanını tavsiye ederim. Ya yani aleykum bi akidetil acaiz. İşte öyle yani, şu imana bakın yani. Ne güzel. Ve bunu da soruyor. Böyle söyleyenler de yanlış söylüyorlar tabii. Sen namazı da bırak, nasıl olsa cehennem yolcususun. O mübarek yani. Evet. Peki. Yanlış. Evet. Rabbim dualı bir hayat yaşayan, duasını da hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullarından eylesin demiş. Amin. İzleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir dua. Selamlar Muhsin Bey, hayırlı cumalar. Hocamıza size selamlar. Kahramanmaraş'tan sizi izliyoruz. Hocamız ne kadar güzel anlatıyor. Allah uzun ömürler versin. Amin efendim. Kahramanmaraş'tan selam ediyorlar. Bir diğer izleyicimiz, Tarsus'tan izliyoruz. Severek izliyoruz. Hayırlı cumalar. Tarsus'a selam edelim. Video sorumuz var, görelim. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Benim bir sorum olacak. Yani bir yerden geçerken bir belediye mesela çalışırken ağaçtan filan bazen bir tek meyve alıyor, canımı çekiyor. Acaba bu haram mı? Bir de göz hakkı diye bir şey var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler ediyorum hocam. Buyurun efendim. Hocam. Yoldaki ağaçlar muhakkak ki sahibi vardır onların. Sahibinin izni olmadan almamız da meşru değildir. Doğru değildir. Sahibinin iznini, ya göz hakkıdır alayım. Yok öyle değil ya. Değil mi? Evet. Öyle değil. Sahibinin muvafakatı, izni şarttır. Ama hocam böyle mezarlıklarda falan olursa, hani böyle sahibinin olmadığına kani olursa, inandığımız yerler olursa, oralardan olunca, da herhalde tabii. Almak, yemek sakıncalı olmaz. Yine bir video sorumuz var, görelim. Selamun aleyküm hocam, hayırlı aleyküm yayınlar. Selam. Ayağımı şu şekil uzatıp Kur'an okuyup tesbih çekebilir miyim? Ekranda, teşekkürler. Ekranda kalsın bu görüntü sevgili Emre, yönetmenimizden rica edelim. Evet, bu şekilde ayağımı uzatıp Kur'an-ı Kerim okuyabilir miyim ya da tesbih çekebilir miyim? Yani ayet-i kerime bakın. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. O müminler ki yatarken, kalkarken Allah'ı anarlar. Dediği gibi yapabilir ama, amması şu, eftal olanı yani abdestimi alıp kıble tarafına yönelip mümkünse güzel kokular sürünüp hatta dişlerimi de güzelce fırçaladıktan sonra Allah'ın kelamını okumak. Yani tam sevabına ereyim diye Kur'an okumanın adabı öyle. Hanımefendinin yaptığı gibi de olabilir mi? Öyle de olabilir ama ideal olan, eftal olan bu benim söylediğim gibidir. Teşekkür ediyoruz hocam. İzleyicimiz yazmış. Değerli babaannem Ruziye Sancak şu an sizi Amasya Suluova'dan izliyor. Ben de Giresun'da öğretmenim. Evet. Bu mesajı okursanız babaannem çok mutlu olacak. Sizleri severek istiyoruz. Rahmetli dedem de çok severdi Necmettin hocamızı. Kayseri'de çoğu kez sohbetine gittiğini anlatırdı. Değerli hocamızdan hem Filistin halkı için hem de kendimiz için dua istiyoruz. Bir öğretmen beyefendi yazmış. Hocamıza selam edelim. O zaman Giresun'dan hocam hem dua istiyorlar sizden. İnşallah programın sonunda biterken programın sonunda duamız olur tamam. Diyorsunuz. Peki. Yine bir video soru var. Görelim, izleyelim. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm size selam. Bir sorum var. Ben devamlı 2006'dan beri kaza namazları kılıyorum. Fakat hiçbir zaman ezel okumadan kıldım. Her vaktimde kamet getirerek kıldım. Benim kazalarım kabul oldu mu? Size selamlarımı söylüyorum. Aleyhisselam. Selam. Efendim, her kaza namazı için, bakın bu şöyle, yani her kaza namazı için hem ezan hem kamet. Ama diyelim ki bir başladım,
5 vakit namazın kazasını yapacağım. Bir ezan 5 kamet okurum. Bir ezan 5 kamet. Yok. Sadece bir namazın kazasını yapacağım. Bir ezan 1 kamet. 3 namazın kazasını yapacağım. Bir ezan 3 kamet. Tabii bu erkekler için, hanımlar için değil. Hanımlarda yok. Hanımlarda ne ezan ne kamet yok. Şimdi beyefendinin sorusunda ezan okunmadan kamet getirerek kıldım diyor. Şimdi peki bugüne kadar kıldıkları ne olacak hocam? Onu soruyor muhtemelen. Yani kabul olmadı mı? O Rabbim kabul etsin. Olsun yani sünnet eksik olmuş oluyor. Evet. Bir kere farz yerini buldu mu? Buldu inşallah. Kaza namazlarımı evet. Ezan okumadan kamet getirerek kılıyorum ya da kıldım diyor. Demek ki doğrusu Bir ezan. Kaç tane kılacaksam eğer o anda 5 vakit kaza edeceksem 5 kamet, bir ezan 5 kamet. Evet, ama ezan olacak. Evet, sünnet yani. Sünnet. Evet, peki. WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. Yarın da yayınımız var biliyorsunuz. Sıraya alıyoruz. Sırası gelen videoları yayınlıyoruz. Yazılı değil de WhatsApp hattımıza video soru yollarsanız sıraya alırız inşallah. Instagram'dan yazılı mesajlar, sorular var. Onlara bakalım. Keziban Hanım soruyor hocam. Evet. Diyor ki, hocam ben 53 yaşındayım. İsmim Keziban. Anlamından dolayı ismimi değiştirmek istiyorum. Ama sizden tam olarak ismimin anlamını öğrenebilir miyim? Efendim, Keziban ismi ta Orta Asya'dan gelen bir isimdir. Hanımefendi demektir. O yüzden benim kanaatime göre hiç değiştirmeye gerek yoktur. Ya hani fe bi eyyi alâi rabbikuma tükezziban ayetinden dolayı yalancı öyle bir şey yok ya. Öyle değil ya. Yalancı anlamında. Yalancı anlamı verilmiştir. Öyle değil. Doğrusu o değil. Yani bu böyle söyleyenler bu işi bilmeyen kişilerdir. Gerçek bir Türk ismi yani o zaman. Tam bir Orta Asya'dan beri evet. Kullanılan isimdir. O yüzden bence bu ismi değiştirmesine gerek yoktur. Hocamızın cevabı bu şekilde. Teşekkür evet. ediyoruz hocam. Bir diğer izleyicimizin sorusu var. Gül Hanım soruyor. Merhaba Muhsin Bey. Hocama bir sorum olacak. Benim 5,5 aylık bebeğim öldü. 40'ı çıkmadan mezarlığa gitmemek gerekiyor. Mezar ziyareti olmaz diyorlar. Bu doğru mu? Doğru değil. Gidebiliriz, ziyaret edebiliriz ya. Yanlış bilgi demek ki. Bir başka mezar, soru. Ne demek Muhsin Bey? Mezar ne demek? Mezar ziyaret edilen demek. Ziyaret edilmesi gerekli demek. Yani zaman zaman sevgili peygamberimiz bakın ne buyuruyor? El keyyisü mendane nefse ve amile lima bade. Akıllı kişi ölümü, ölüm ötesini çok hatırlayan ve hazırlanandır. Akıllı kişi budur diye evet. buyuruyor. Yani hakikaten mezar ziyareti aklımızı başımıza almamıza sebep olur. Mezarlardan bir ses gelir. O sesi duymak lazım. Ya naziran bi kabri ve mütefekkiren bi emri emsikuntü misle kaden tasiru misli. Ey kabrime bakan ve beni düşünen kişi, dün ben senin gibiydim, yarın sen de benim gibi olacaksın. Bu işte hayatın gerçeği bu. Demek ki 40'ı çıkmadan mezarlığa gitmemek gerekir bilgisi yanlış. Yani yanlış. Bebeği ölmüş, öyle bir bilgi doğru değil. İsminin okunmasını istemeyen başka bir izleyicimiz soruyor. Bebeklerin göbek bağı evde saklanabilir mi? Uygun değilse nasıl muhafaza edilir? Efendim, bebeklerin göbek bağını bu nasılsa bu öteden beri bir kısmı götürür okulun bahçesine doğru. bırakır. Doğru. Bir kısmı bizde bir cami var. Caminin minberinin altına koyarlar. Allah yani, Allah. Yaşadınız mı hocam bunları? Tabii yaşıyor. Halen de yaşıyor. Kaç defa söylememize rağmen. Minberin altına göbek bağlı. Minberin altına koyuyor. Neden? Ya hoca bu olsun. Ya camiye bağlı olsun. Bağlı öyle olsun. Bedavacılık yok. Öyle çocuğun göbek bağını minberin altına koymakla camiye devam etmez. Onun babası camiye devam ediyorsa
camiye devamından duyduğu mutluluğu o yavruya aşılıyorsa öyle olur. Yoksa öyle olmadan baba caminin yolunu bilmiyor. Bebeğin göbek bağını caminin minberin altına koyalım. Camiye gidip gelen birisi olsun. Ya da hastane işte öyle bir civarına gömelim, doktor olsun. Evet. Yanlış bilgi yani. Tabii efendim. Öyle bir şey yok dilimizde, böyle bir şey yok. Ama atmak da yok. Toprağın altına gömmek lazım. Göbek evde bağını. Saklama, muhafaza etme yok. O da yok. Onu soruyor. O da doğru değil. Yani toprağın altına bırakmak lazım. Toprağa ait. Doğru efendim. O göbek bağı toprağa ait diyor hocamız. Evde muhafaza etmeyin, saklamayın. Bir başka izleyicimiz Kübra Hanım soruyor. İyi günler hocam. Televizyonda sizi izlerken veya bazı film ve dizilerde Fatiha diyorlar. Televizyonda bunu duyduğumuz zaman bizim de Fatiha okumamız gerekir mi? Bunun anlamı ne? İyi olur okursak Fatiha-i Şerif. Yani Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi en başta yer alıyor. Yani Fatiha çeşitli adları vardır Fatiha-i Şerif'in efendim. Nedir o isimleri hatırlayalım Fatiha-i Şerif'in? Suretü'ş-Şifa, Seb'ül-Mesani, El-Vafiye, El-Kafiye gibi isimleri vardır. Ümmü'l-Kitab, El-Esas, El-Kenz. Kenz ne demek? Hazine. Hazine. Yani sanki Kur'an'ın özeti. Böyle olan en güzel dua Fatiha-i Şerif. Bir mecliste El-Fatiha denildi. Teberrüken okumamızda fayda vardır yani. Evet. Okumasak bir sorumluluğu var mı? Yok. Ama madem böyle denildi, bu da bir fırsattır, bir imkandır. Okumalıyız yani. Evet. En güzel dua. Peki. Instagram hesabımıza da yazılı sorularınızı ya da videolarınızı yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. Vakit olursa tekrar döneriz. Öncesinde şifreyi paylaşalım mı? Zamanı geldi mi? Peki. Evet diyor arkadaşlarımız. Hediyelerimiz var biliyorsunuz. Sevgili izleyenler, 3 hediyemiz var. Bir sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Mustafa Gür annesi Asiye Gür adına hayrediyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Bir izleyicimize hediye edeceğiz. Bir Kur'an-ı Kerim hediyemizi de Ertan Gürcan anne baba ve kardeş adına hayrediyorlar. Mevla kabul buyursun. Bir izleyicimize de Heybeli Seccade seti hediye edeceğiz. Heybesi, tesbihi, içinde seccadesi var bu seti. Hepsinin yanında bugün geldi bu. Silivri'den Sabahat Üncük adına hayretmişler bu eşrapları. Elemeği göz nuru. Bunlardan da ilave edeceğiz. Bu hediyeler için ikinci şifre ekranda Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Kavî Ya Allah Celle Celaluhu. Pek güçlü, kudreti tamme sahibi Allah. Öyleyse ona olan ihtiyacımı bilmeliyim, haddimi bilmeliyim, kullukta kusur etmemeliyim. Evet. El-Kavî. Teşekkür ediyoruz hocam. Son bir şifre kaldı. Az sonra zamanı geldiğinde onu da paylaşırız. Kalem kağıtlar hazır olsun diyelim. O vakte kadar bir video sorumuz var. İzleyelim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Size sorum şu. Bir komşu benim oğlumun sünnetinde, bir 10 sene önce sünnetinde altın hediye takmıştı. Sonrasında kendi kızı evlendiğinde onun düğününde ben ona para verdim. Ve bir komşusuna demiş ki benim altın takmıştım oğluna, o altını geri versin demiş. Bunda ben hak yemiş oluyor muyum? Geri altını veremedim. Onu soracaktım. Evet. Efendim bizim sevgili peygamberimizin emri milli kültürümüz olmuştur. Tehadev tehabbu, hediyeleşin, sevişirsiniz. Yarım elma, gönül alma. Ebu Zer, çorbayı pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy, komşuna da ondan ikram et. Böyle buyurmuş Efendimiz. Bakın, hediyeleşme. Düğünlerimizde böyle hediyeleşiriz. Buna benzer yeni bir ev yaptırdık. Hayırlı olsun, güle güle oturasınız diye uygun bir hediye götürürüz.
Yani ben size bu hediyeyi verdim. Bak oğlum, sünnet düğününde ben sana altın taktım. Sen de benim kızımın düğününde. Ama sen para taktın. O ya ayıp olur buna demek. Ama söylüyorlar hocam değil. İşte, enteresan, yani, ilginç. Doğru ya. Değil. Yani sanki borç vermiş gibi, ödünç vermiş gibi. Altını mı versin öyle diyormuş. Öyle değil ya. Yani. Altını istiyormuş. Öyle değil. Bu saygısızlıktır bu. Ama bakın, Peygamber Efendimiz evine geliyor. Bir hanım da koltuğunda bir şeyle çıkıyor. Ne oluyor, nedir bu diyor. Ayşe'ye hediye getirdim. Ayşe kabul etmedi. Belli ki gücenmiş. Kadın gidiyor. Efendimiz diyor, Ayşe ne oldu diyor. Ya Resulallah diyor, fakir bu kadın. Fakir halinde tutmuş bana hediye getirmiş. Ben de hediyesini kabul etmedim. Ayşe öyle etmeyecektin diyor. Kadının hediyesini kabul edecektin. Ama sen onunkinden biraz fazla hediye verecektin ona. Ya Allah Resulü'nün örnek. Şu tavsiyesine örnek, bakın. Örnek, bize ya. Örnek. Allah Allah. Kalbini kırmayacaktın onun. O az ise de onun hediyesini kabul edecek, sen daha fazlasıyla ona verecektin. Yani hakikaten hediyeleşmek ya ne kadar Allah Resulü'nün sünneti Muhsin Bey çok işe yarar. Gönüllerin bağdaşmasına, birleşmesine, saygı ve sevgiye sebep olur ya. Evet. Demek ki doğru değil bunlar. Evet. Ben senin oğlunun sünnetinde altın taktım. Heh. Sen benim kızımın düğününde para taktın. O halde altınımı ver. Ya da ben sana çeyrek taktım. Sen bana gram altın taktın. Ayıp olur bu. Hoş bunlar değil bu. Bunlar söylenmez, evet, diyorsun. Senin hediye sonuçta yani. Tabii efendim. Alacak verecek değil. Evet, şimdi hocam, sevgili Şiden bu hafta yine İstanbul sokaklarındaydı. Bu hafta da namazla aranız nasıl diye sordum. Aman ne güzel. Bakalım nasıl cevaplar almış. Bugün Eminönü'ndeyiz. Vatandaşlarımıza İslam'ın 5 şartından biri olan namazla aralarının nasıl olduğunu ve namazlarını kılıp kılmadıklarını sorduk. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Namazla aranız nasıl? Namazda ben hacca gittim geldim. 2019'da hacdaydım. Allah kabul etsin. Peki namaz ne durumda? İyi, devamlı 5 vakitini kılıyorum. 5 vakit kılabiliyorsunuz. Evet. Allah kabul etsin. 5 vakit kılıyor musunuz? Kılıyoruz. Allah kabul etsin. Namazı insanın, Müslümanın olmazsa olmazı. Devam. Sizin de aranız iyi yani. Durmak yok, namaza devam. 5 vakit kılabiliyor musunuz? Evet evet, kılıyorum. Sabah namazlarına kalkabiliyor musunuz? Evet evet, en mühim olan o. 5 vakit kılabiliyor musunuz? Elimden geldiğince. Allah'a şükürler olsun. 1994'ten bu yana kazaya dahi bırakmıyorum Allah'ın izniyle. Yani elhamdülillah, yani 5 vakiti aksatmadan kılıyoruz. Yani namaz dinin direğidir. Namazı kılmayan dinini yıkmıştır. Kabristan'a girer girmez namazdan sorulacak kul. Ha, bazı bir hadise de var da, yani öyle namaz kılanlar vardır ki diyor, Allah'ın huzuruna burnunu sürerek gelecek diyor. Namaz Allah'ın emirlerinden bir tanesi. Yani İslam'ın ve imanın şartlarının arasında. Yani bugün biz Müslümansak Allah'la benim aramda diye bir şey yok. Din tebliğdir. Din İslam'ın ve Müslüman yapması gereken bir görevdir. Bugünkü Havra'ya giden bir İsrail, bir Yahudi nasıl kendi imanını kutsal sayıyorsa, bir kiliseye giden bir insan kendi inancına saygı duyuyorsa, bugün bir Budist, bir ateist kendi inancına saygı duyuyorsa, ben de Müslümanım elhamdülillah, kendi inancıma saygı duyuyorum. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Kur'an'ımı okumaya çalışıyorum. Çünkü dini yaşamadan ya benim kalbim temiz. Ya yok öyle bir şey kardeşim. Namazla aranız nasıl? İdealidir. Yani kılmıyorum ama saygı gösteriyorum. Kılmak ister misiniz? Tabii ki. Teşekkür ederiz. Sizin namazla aranız nasıl? Kılıyorum. 5 vakit kılabiliyor musunuz? Kılıyorum. Cuma namazları? İşte denk gelmezse kılıyorum. Namazla aranız nasıl? Çok iyiyim. Çok. 5 vakit kılabiliyor musunuz? Bazen aksıyor ama çoğunlukla evet. Kılmayı. Devam etmeye çalışıyorsunuz. Evet, evet. Sağ ol. Namazla aranız nasıl?
Ya ben kılıyordum normalde. Ben buralı değilim. Osmaniye'den geliyorum buraya. Depremden önce kılıyordum. Ben depremden sonra kılamadım namazı. Neden peki? Ne bileyim ya. İçimden bir ses kılma diyordu o süreden sonra. Ruh haliniz mi? Aynen. Psikolojim bozuldu. Kılmak istiyor musunuz tekrardan? Dönmek istiyor musunuz o düzeninize? O düzen yok ya. Gelmiyor. İstek gelmiyor. Peki üzülüyor musunuz bu isteğin sizde olmamasından dolayı? Engeller var çünkü. Oğlum hiç öldü mü kabirde? Hiç sorulacak soru namazdan. Haklısın dayı. Ben çok araştırdım. Ben bunları çok okudum ya. Okudun ya da ilk öldüğün zaman ilk sual neden oluyor kabirler? Namazdan başlıyor. Doğru haklısın. Bunu biliyor musun? Onda haklısın. Namaz nedir? Dinin direğidir. Sen onu kılmıyorsun, içimden gelmiyordu. Ben sana bir şey demiyorum. O zaman inşallah vesile olur diyelim. Tekrardan eski namaz kıldığınız dönemlere devam edersiniz. Amin, teşekkürler. Namazla aranız nasıl? Yani vakit namazlarını kılmaya çalışıyorum ama mükemmel kılıyorum diyemem. Yani nefsimi bence yenemiyorum yani. İş güç bahane. Yani bunların aslında çok da geçerli sebepler olmadığını mı düşünüyorsun? Evet, kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani sadece insani olarak nefsimi yenemiyorum. Yoksa her şeye vakit ayırıyoruz. Şu an buradayız. Ama her zaman da ayırabileceğimiz şeyler var ama kılmıyoruz hocam. O zaman inşallah 5 vakit namaz kılarsınız diyelim. Kaçırmadıkça kılmaya çalışıyorum. 5 vakit devamlı kılabiliyor musunuz? Devamlı kılamıyorum. Üniversitem olduğu için hani yol günlük 5 saat yol gidip geliyorum. Genelde metrobüste falan yakalanıyorum maalesef. Cumaları kılıyor musunuz? Evet, kesinlikle cumaları. Kaçırıyor musunuz? Hiç kaçırmadım. Namazla aranız nasıl? Namazla aram iyi. Yani müsait oldukça kılmaya çalışıyorum. 5 vakit namaz kılabiliyor musunuz? 5 vakit yok. Cumaları kılıyor musunuz? Cumaları kaçırmıyorum. Her Müslümanın boynun borcudur. Kılarsak herkes kendi şahsını kurtarmış olur ama kılmazsak Allah katında sorguya çekileceğiz. Bireysel bir ibadet bireysel namaz. Bir ibadet. Peki siz namazınızı 5 vakit kılabiliyor musunuz? Elimden geldiği kadar kılmaya çalışıyorum. Kaçırmamaya çalışıyorum. Cuma'dan cumaya gidiyorum. 5 vakit kılamıyorsunuz? Yok, kılamıyorum. Neden peki? İhmalkarlık, içengeçlik. 5 vakit kılabiliyor musunuz? Kılmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Sabah namazına kalkabiliyor musunuz? Evet, saat kuruyorum. 5 vakit kılabiliyor musunuz? Hayır. Neden peki? Çalışma saatlerim uymuyor ve ben burada yaşamıyorum. Yaşamadığım için yani ben yurt dışından geldiğim için orada namaz vakitlerine izin vermiyorlar o yüzden. Kılıyordum ama bu sıra bıraktım rahatsızlandım diye. Geçmiş olsun neden? Yani bilmiyorum bir şey geldi soğukluk geldi bir de. Vaktinde olmasa bile kılıyorum elhamdülillah. 5 vakit kılmaya çalışıyorsunuz. Aynen ama sabahları uyamayabilirim. Zor mu oluyor sabah uyanmak? Aynen. Namazla aranız nasıl? I don't speak Turkish. Is she translating? No, salat? Yes, salat. Nasıl? Kılıyor musunuz? We pray sometimes, yes. Teşekkür ederiz, sağ olun. Namazla aram nasıl? Şunu söyleyeyim, ben eskide restorançıydım. Yani restoranlar çalışıyordum. Uzun sürede işletmesini yaptım. Dini duygularım daha ağır bastığı için terk ettim. Ve o gün bugün çok şükür elhamdülillah namazlarımı kılıyorum. Namazla aranız nasıl? Namazla aramda mahcubum. Neden? Çünkü bilinçli bir şekilde kılmıyorum. Nefsimle cebelleşiyorum. Seviyorum, aşığım bu yola ama hiç şey yapamıyorum yani. Nefsimle cebelleşiyorum. O huzura ihtiyacınız var mı? Var tabii ki, olmaz mı? Namazla aranız nasıl? Elhamdülillah 5 vakitimi kılmaya çalışıyorum. Kaza namazlarınız oluyor mu? Kaza namazlarımı her gün kılıyorum. Günlük olarak kılmaya çalışıyorum. Hocamın ellerinden öpüyorum. Allah ona uzun ömürler versin. Programlarını hiç kaçırmıyorum. Namaz kılmıyorum. Benim doğru. Ama inancım var ama kılmıyorum. Neden peki? Neden peki? İhmalkarlık yani. Ama iyi bir soru oldu. Bugünlerde hep düşünüyorum namaz kılayım diye. İnşallah vesile olur diyelim o zaman. İnşallah. Namazla aranız nasıl? Aramız namazla iyi olmaz mı ya? Biz namazdan başka neyimiz var ki? Allah Allah. 5 vakit kılabiliyor musun şükür? Başımdan açık olduğuna da bakma. Onu benim başım açarım ama çok şükür 5 vakitimi de kılarım. Allah. Ve kızlarım da kılar çok şükür. Namazla aranız nasıl? Vallahi yavrum. Ne yalan söyleyeyim ben erken kalkamıyorum. Namaz kılayım ama. Sabah namazları aksıyor mu? Yok sabah kılayım yavrum. He. İşte günler kısa ya. Hemen tuturam hemen vakit geç. İş yapayım hemen geçiyor vakit. Ne güzel ya. Bizim insanımız böyle samimi işte. Her şeyi olduğu gibi anlatıyor, itiraf ediyor. Mesela dikkatimi çeken şeyler oldu hocam. Müsaadenizle notlar aldım ben de. Tamam. Bir izleyicimiz diyor ki bir vatandaşımız. Başımın açık olduğuna bakmayın diyor. Ben diyor ben ve evlatlarım, namazını. Çocuklarım namazını hiç aksatmazlar, kılmazlar diyor. Yani sokağa çıktığınızda ya şu namaz kılmaz, bu namaz kılmaz diyemeyiz kimse için. Hakikaten çünkü şaşırırsınız ya, bunu söylerseniz. Öyle. Bir başka izleyicimiz mesela o da tesettürlü, o da şey diyor.
Her şeye vakit bulabiliyorum ama namaz gelince ihmalim oluyor diyor. Bu benim nefsimden kaynaklanıyor diyor. Bunu söyleyen de tesettürlü bir hanımefendi bunu itiraf söylüyor. Ediyor. İtiraf ediyor. Doğrudur. Nasıl buldunuz hocam? Ben doğrusu hakikaten verilen cevaplardan memnun oldum. Büyük ekseriyet namaz kıldığını söyledi. Kılmayanlar da itiraf ediyorlar. Nefse uymuyorum. Feveylün lil musallin ellezinehum an salatihim sahun. Namazı bazen kılıp bazen kılmayana, kılınca huzur, kılmayınca ızdırap duymayana yazıklar olsun. Bey namaz. Namaz müminin miracıdır. Namaz ruh banyosudur. Namaza bizim Allah'ın değil bizim ihtiyacımız vardır. Muhsin Bey, biz yedek subay okulunda ilahiyatçı arkadaşlarımız vardı. Bir de bir asker ailenin oğlu mühendis, cebinde bir naylon taşır, kar yağmıştır. Namaz vakti geldi mi tamam, o karların üzerine o naylonu serer, öyle bir namaz kılar, biz hayran olurduk. Arkadaşlar birbirimizin dikkatini çekerdik. Yahu biz ilahiyatçıyız. Biz şu arkadaş gibi namaz kılıyor muyuz? Hakikaten sanki dünyadan çıkıyor, Allah'ın huzuruna varıyor. Beş vakit namaza titizliği böyle bir asker ailenin evladı ya. Evet. Demek ki namazdan haz ve huzur duymalıyız. Ruh banyosudur. Onu yani bizim ihtiyacımız var. Bizim Cenab-ı Hakk'ın değil de bizim ihtiyacımız var. Ya öyle ya. Bi namaz olmayalım, ehli namaz olalım inşallah. Önemli. Ah, sözün özeti bu. Bi namaz, namazsız. Bey namaz derler ya, bi namaz. Namazın yerine bi namaz, namazsız. Namazsız. Bi namaz olmayalım, yani, ehli namaz olalım. Kendimizi inşallah kandırmayalım. Yani bahaneler uydurmayalım. Namaz kılmak isteyen onun illa çaresini bulur. Hocam şu bilgi de doğru değil mi? Şifreyi paylaşacağım, son şifreyi hemen toparlayalım. Hocam ilk sorgu sual namazdan mı olacak? O bilgi ya, doğru mu? İlk sorgu böyle namazdan. Böyle bir hadis-i şerif var. Var. Doğru ya. Peki. Üçüncü ve son şifre sevgili izleyenler, kalem kağıt hazırsa paylaşalım. Zamanı geldi. Vakti geldi. Hediyelerimiz için üçüncü şifre ekrana geliyor Cenab-ı Hakk'ın. O mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Metin. Ya Allah Celle Celaluhu. El-Metin. El-Metin çok sağlam. Allah hem kadirdir, hem kavidir, hem de metindir. Gönülden, Allah'tan başkasından korkuyu kaldırmalı öyleyse. Gönülden, Allah'tan başkasından korkuyu kaldırmalı. Ne güzel buyurdunuz hocam. Allah hem kadirdir, hem kavidir, hem metindir. Ey kullarım, benden korkun. Eğer saygı Allah duyacaksanız Allah, bana saygı duyun ya. Size rızık veren benim, hayat veren benim, ömrünüzü belirleyen benim. Hidayetiniz, dalaletiniz, cennetiniz, cehenneminiz, ahiriniz, akıbetiniz hepsi benim elimde ya. Siz hudutsuz ihtiyaçlarla bana muhtaçsınız. Evet. Hocam söylediğiniz bir cümlenin altını çizelim. Gönlünüzden, Allah'tan başkasına duyduğunuz korkulardan kurtulun, kaldırın. Evet. Evet, ondan korkun. Korkulacak tek ya ibadi fettekun. Kullarım, benden korkun. Yani bana saygı duyun. Allah'tan korkmak böyle yılandan, arslandan korkar gibi korkma değil. Ona saygısızlıktan çekinmek. Yani bu kadar lütufları varken, bu kadar ihsanları varken, bu kadar bağışları varken, es-sabur iken benim günahım var. Madem sen günah işledin, al başına yıldırım demiyor. Ya. Sabrediyor ya. Halimdir. Evet. Evet, son şifreydi sevgili izleyenler. El-Metin. Ya Allah. 0404-306-06. Hattımızı düşüren ilk 3 izleyicimize hediyelerimizi yollayacağız. Vaktimiz olursa ilk düşürenle de konuşalım, sohbet edelim. Şifreleri onlardan duyalım. O vakte kadar bir video sorumuz var. İyi günler hocam. 313 defa Fatiha'yı okumak dileklerin kabulü mü?
Efendim yani illa 313 defa değil, gelin şuurlu okuyalım, bir defa okuyalım ya. İlla 313, bu rakamları kim verir, kim bulur bilemiyorum Muhsin Bey. Buna lüzum yok, gelin bir defa, birkaç defa okuyalım, sağlam okuyalım. Fatiha-i Şerif ne kadar güzel duadır. Şöyle kısaca bir mealine bakalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Her türlü övgü, minnet, şükran, tazim, saygı sanadır Allah'ım. Sen alemlerin Rabbısın. Alemin değil, alemlerin Rabbısın. Errahmanirrahim. Rahmansın, Rahimsin. Rahmansın, dünyada inanan, inanmayan, itaat eden, isyan eden, imtihan bozulmasın diye hayat veren, rızık veren Allah. Errahim, dünyadayken mümin olanlara ebedi hayatta rahmeti, merhameti olan Allah. Malik-i Yevmiddin, büyük mahkemenin sahibi. Yani bunu bakın bir günde 40 defa söylüyoruz. Malik-i Yevmiddin, büyük mahkemenin sahibi, orada hesaba çekileceğim, ömrün hesabı, gençliğin hesabı, ne öğrendim, ne yaptım öğrendiğimle, malımı nereden kazanıp nereye harcadım. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Şimdi bakın isteğe bak. İhdine sıratal müstakîm. Ya Rab, sana giden yolda ayaklarımı sabit kadem eyle. Kazanmışken kaybettirme. Yükselmişken düşürme ya Rab. İhdine sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Kendilerine nimetler verdiğin peygamberler, sıddıklar, şehitler, onların yolu ya Rabbi. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Gazabına uğramış, sapıklıkta kalmış kişilerin yoluna değil ya Rabbi. Ya. Hocam bu Türkçe mealini de bilerek kılmak ne kadar değil şey mi olur yani, hocam, ne derler? İnsanın şu içinde etkilenmesine sebep olur, evet. Yani Allah Allah. Ya herhalde insan düşünür ya, bak büyük ya Rabbi, büyük mahkemenin sahibisin sen. Söz veriyorum ya Rabbi, sana kulluk edeceğim diyorum yani. Bu anlamları düşünerek namazımızı kılarsak ya, huşu ya, ile kılmış oluruz öyle herhalde. Öyle olur. Evet. Demek ki saptırabilirim. İçeride nefis, dışarıda şeytan. Bunları ben iman yolundan saptırabilir. O yüzden ihdinas sıratal müstakim. Ya Rab, sana giden iman caddesinden kaydırma ayaklarımızı. Amin. Diyoruz. Amin. Evet efendim. Peki devam edelim. Bir video sorumuz daha var. İzleyelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Ben elhamdülillah Müslümanım. Kur'an'ı Türkçesinden de Arapçasından da okuyorum. Ama İncil ve Tevrat'ı merak ettim. Ben internetten açıp bir iki defa okumak istedim. Hani bozulmuş ayetleri merak ettim, nelerin yazdığını. Çok şükür Müslümanım ama eşim bu konuda kızıyor, okuma günah diye. İncil'i ya da Tevrat'ı merak edip okumam günah mı? Evet, İncil ve Tevrat'ta Peygamberimiz hakkında ne var diye insan öğreneyim diye okuyabilir. Yani eşinizin de endişesi şu ki bunlar bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim geldikten sonra güneş doğunca yıldızlarla yol aranmaz. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'tan geldiği gibi orijinalliği duran bir kitaptır. Değişmemiştir. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Bu kitabı biz indirdik, biz koruyacağız, biz. Kur'anlar yok. Kur'an var. Bütün dünyada. Ama İncil, Tevrat, Zebur, tahrif edilmiş. Bunlara insan eli karışmıştır. Yani başkaları tar. Bakın 4 tane İncil İznik'te böyle bir toplantılar oluyor. Tarihi bir İnciller toplantı. İnciller var yani hocam. Yani yüzlerce İncil'den 4 tanesi seçiliyor. Evet. Yüzlerce İncil'den 4 tanesi. Onlar da sanki bir siyer kitabı gibi filan. Yani ama Kur'an öyle değildir.
onların da hepsinin anlatmak istediğini Kur'an şimdi anlatıyor. Evet. Bunları bilmeli ve şayet Peygamberimiz hakkında acaba ne buyuruluyor, ne geçiyor diye merakla okuyabilir ya. Evet. Peki. Zekatla ilgili sorular var sevgili izleyenler, WhatsApp hattımıza gelen, ama yarın inşallah hocam programımıza inşallah o sorulara cevap bulalım. Yarınki programda zekatla ilgili sorularınız varsa şimdiden video yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. Yarın aynı saatlerde yine yayınımız olacak. Hattımızı düşüren izleyicimiz belli olmuş. Bakalım kim? Hoş geldiniz. Meryem Öcalan, Ankara. Hoş geldiniz evet. Meryem Hanım. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok sağ olun hocam. Ankaralı mısınız Meryem Hanım? Evet, Ankaralıyım. Ankaralı. Evde kimler var, kimlerle izliyorsunuz şu anda bizi? Ben kendim, tek izliyorum. Ha, kimse yok mu başka? Yok. Evli misiniz? Çocuk, evet. Aile? Çocuklar okulda, eşim okulda işte. Çocuklar, hı-hı. Eşiniz işte, siz de tek evdesiniz. Evet, bizi hocamızı izlediniz. İzliyorum. Sağ olun, eksik çok olmayın. Çok da faydalanıyoruz. Hocamızdan dualar istiyoruz. Allah razı olsun. Çocuklarım için. Eksik Allah olmayın. Razı olsun. Peki, ilk şifreyi duyalım. Birinci şifre. El-Vekil, ya Allah, Celle Celaluhu. İkinci. El-Kavi, ya Allah, Celle Celaluhu. Üçüncü. El-Metin, ya Allah, Celle Celaluhu. Tebrik ediyoruz Meryem Hanım. Hediyenizi adresinize yollayacağız. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Ankara'ya selamlar. Hattımızı ikinci olarak düşüren kim görelim? Seda Nur Özkan Tokat. Tokat'tan, sağ olun hocam. Hattımızı son olarak düşüren izleyicimiz kim? Gökçen Nur Gökçen İstanbul. İstanbul'dan düşürmüş. Muhterem hocam çok teşekkür ediyoruz. Mevla sizden razı olsun. Ben de teşekkür İstifade ettik efendim. Bereketli bir program oldu. Sevgili izleyenler, yarın da programımız var. Aynı saatlerde vaktiniz olursa yine Kanal 7 ekranlarında buluşalım. O vakte kadar her hafta olduğu gibi bu hafta da programımızı muhterem hocamızın cuma duasıyla kapatacağız. Dualarımızın icabet saatine denk geldiği bir gün olsun. Cumanız mübarek olsun. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhane rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rab, sevgili peygamberimiz sıkıntılı zamanlarda sana şöyle dua ederdi. Biz de o dua ile kapına geldik. La ilahe illallahul azimul halim. Amin. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. Amin. La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim. Amin. Ya Rab, ilk kıblemiz ve çevresini mübarek kıldık buyurduğun mukaddes mekanlar şu anda kirli ayaklarca çiğnenmektedir. Genç Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya bırakılmamaktadır. Ya Rab, minareler, kubbeler hedef alınıp Müslüman namusu çiğnenmektedir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa esaret halinde bulunmaktadır. Ya Rab, Aziz-ül İntikam ve Kahhar ismi şeriflerine sığınıyoruz. Amin. Musa aleyhisselamın yaptığı dua ile niyaz ediyoruz. Rabbena inneke ateyte firavune ve meleehu zineten ve envalen fil hayati dünya. Ya Rab, Firavuna ve adamlarına servet verdin, saman verdin, imkan verdin. Ya Rab, Rabbena liyudillu an sevilik, kullarını yolundan çıkarsınlar diye mi verdin? Sık ya Rabbi bunların kalplerini, al mallarını ellerinden. Amin. Güçlerini başlarına çal ya Rabbi. Amin. Gazze'yi onlara mezar eyle ya Amin. Rabbi. Ya Rab, Harim-i Kabe'n için, Habibi Amin. Ekrem'in için, Amin. Mescid-i Aksa'da hatırası bulunan Enbiya, Ashab-ı Kiram ve Mehmetçiğin hatırı için Ehli İslam'ı aziz ve mansur, Amin. Düşmanlarını zelil ve mahkur Amin. Eyle ya Rab. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke
İyyâken âbudu ve İyyâken nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.